Bu gerçekten çok subwoofer, something bir insan. Bunlar yemeye başlamadan önce yapmanız gereken bazı egzersizler. Egzerliler. Çünkü, bunlar egzerliler pardon. Evet. Egzersizlere zaten gerek yok. Egzeri bile yok. Ki yutum esnasında buradaki kaslarımız hala hazırda arkadaşları mideye göndermeye hazır olsunlar. Şimdi Cenk amcanız neden böyle bodos bir biçimde olaya daldı? Çünkü sevgili izleyiciler, beslenme uzmanlığımızı burada konuşturmak istiyoruz. Birer mecbur kaldık. Beslenme uzmanı olarak bize en çok sorulan, en sık sorulan soruları burada sizler için cevaplamaya çalışacağız ki bir daha artık böyle soru görmek istemiyoruz sevgili izleyiciler. Çünkü her gün inanır mısınız binlerce mesaj geliyor. Zaten madem buna inanıyorsunuz 10 binlerce mesaj geliyor da diyeyim. Ona da inandılarsa o zaman 100 binlerce diyeyim. ve baktık ki bir takım gazetelerde diyetisyenlere, beslenme uzmanlarına en çok sorulan sorular nelerdi? Abi baktık aynı bize sorduklarınız. Evet, yani demek ki nerede bir beslenme uzmanı? Dur hemen aynı soruyu dayayım falan diye. Yani böyle bir köşe kapmaca oynayan dostlarımız var. Ayıp. Ayıp. Evet. Zaten cevabını bildiğiniz sorular sormayın. Ki beni takip ederler mesela. Turşu alıyorum. Turşu yiyelim mi sizce de? Diye umurdanır Cenk amcası. Bir uzman edasıyla kendisine gereken cevap verir. Ben beni takip edenleri genelde engelliyorum sevgili izleyicim. Aferin. Şimdi mesela bakın ne diyorsunuz? İdeal kilo kaybı ne olmalıdır? Şimdi böyle soru sorulur. Evet ya, ideal kilo kaybı ne demek? Yani insan kilo kaybetmez. İnsan doğru diyor, sağlıklı bir insan hapur hapur yer ve paso kilo alır diye düşünüyorum. Çünkü kilo kaybetmek, herhangi bir şeyi kaybetmek negatif bir şeydir sevgili izleyiciler. Evet. Mesela para kaybetmek, işte efendim insan kaybetmek, iş kaybetmek, bunlar insanı üzen şeylerdir. Kilo kaybetmek de aynı şekilde. Negatif. Asla kilo kaybetmek cümlesini kurmayalım. Eğer bu soruyu soracaksanız da peki ideal para kaybı ne olmalıdır falan gibi sorularla da gelmeniz lazım. Böyle peki, saçma şey olur mu? Saçma. Dolayısıyla asla kilo kaybetmeyi düşünmeyin. Önemli olan, düşünmeniz gereken şey nasıl beslenmeliyim? Sağlıklı mı beslenmeliyim, sağlıksız mı beslenmeliyim? Evet, yani eğer yemekten kalktıktan sonra yanınızdaki dostlarınıza bugün de iyi yedik diyebiliyorsanız sağlıklı beslenmişsiniz, beslenmişsiniz demektir. Ve mesela tartı. Şimdi tartının maalesef şöyle yanlış bir kullanım duruşu. Oh be! Düşmüş kilom işte 75 kilodan 72'ye düşmüşüm. Böyle saçmalık olur mu? Onu evet. Ne kadar kilo aldığınızı görüp sevinmek için kullanmalısınız. Sonra mesela tartıldınız. 75'ten 72'ye düşmüşüm dediğiniz zaman şöyle üzülmelisiniz. Yani yemeğe harcayacağım vakti başka şeylere harcadığım için gereken kiloyu kaybetmişim. Olması gereken kiloyu bile vermişim. Halbuki onun üzerine koymalıydım diye düşünmeniz. Diyelim ki bir sohbet dönüyor. İşte kaç kilosun? 80. Sen 65. Ezik. Neyse canım ye hadi. Zayıf. Falan. Ama bu esnada asla da gidip kendi önünüzdeki tası ona iterek hadi bunu da ye, senin kilo alman lazım demeyin. Siz yine normal beslentinize devam edin. Tabii bizim beslenme dediğimiz şey hapur hapur yemek olmadığı için obeziteyle sonuçlanmamalıdır sevgili izleyiciler. Doğru düzgün beslenen bir insan asla obez olmayacağı gibi zayıf ve cılız da olmaz, Allah kahretmesin. Neden? Çünkü vücudumuzda sindirim sistemi denen bir şey var. Orada o niye duruyor? Bazı şeyleri kullansın, bazılarını atsın diye. Yani siz şimdi orada sistem dururken, yani ne bileyim mesela belediye sistemi, kanalizasyon sistemini kurduysa, ancak kanalizasyon taşarsa sinirleriniz ama öyle bir sistem varken aman dikkat falan demeyiz. Demeyiz tabii ki. Ayrıca sevgili izleyiciler, mesela doğru düzgün besleniyorsak öyle tahta ya da kereste modlu bir takım zayıflama durumunda o tür görünümleri de asla tasvip etmemeliyiz. Böyle biz de öyle görünmemeliyiz değil mi Jake'ciğim? Kesinlikle. Ve de tahta ve kereste gibi gözükmek için de tahta ve keresteye benzeyen sunta tadında bazı dostlarımız da yememeliyiz. Hatta bazı pek çok binanın ısı yalıtımında kullanılan şeyleri yuvarlak yuvarlak kesip beyaz ambalajın içerisine koyup size yediriyorlar. Neymiş efendim? Diyet. Ki pek çok Instagram'da falan videoları var. Onları böyle güzelce kırıp birleştirip mesela lavabo kırılmış. Kenarında onu güzelce sıvıyor. Orada conta olarak kullanılıyor. Epoksi dayalı bu. Kırılmış şeyi de aynı öyle güzel zımparayla alıyor, ediyor, düzeltiyor. Falan. Adam orada kullanıyor. Yemiyor onu yani. Mesela şu masanın şu köşesi şöyle kırılsa oraya o dışarıdan yemek diye aldığınız şeyleri yapıştırıp güzelce zımparayla burayı eski görünümüne kavuşturabiliyorsunuz. Şimdi bunu mu yiyeceksiniz sevgili izleyiciler? Hangimiz masayı kemiriyoruz? Evet. Dolayısıyla sorduğunuz soruya spesifik bir cevap vermek açısından ideal kilo kaybı ne olmalıdır?
Sıfır. Sıfır, evet, kilo kaybı olmamalıdır. Bu soruya belki hani bununla beraber eklenebilecek, çünkü burada bize gelen soruların tamamı yok tabii ki, bize çünkü çok daha fazla soru geliyor. Nasıl beslenmeliyiz diyen dostlarımıza çok kısa hemen cevap vereceğim. Yiyerek beslenmeliyiz. Yemek yiyerek beslenmeliyiz. Başka şekillerde beslenmek, efendim serum merum falan, bunlar beslenme değildir. Bunlar hastalık zamanında alınır. Evet. Kısa sürede çok kilo vermek istiyorum. Mümkün müdür? Şimdi niye? Bu da çok absürt bir soru. Yani şöyle. Yani ben önümüzdeki hafta boyunca 7 gün başımın ağrımasını istiyorum. Ne yapmalıyım? Böyle soru olmayacak. Böyle soru da olmaz. Bir de insanlar kısa sürede çok kilo almak istiyorum da diyemez. Yani hani bu da mümkün değildir. Bu bir zamana yayılır. Niye almanız, niye vermeniz gerektiği de düzenli olarak tartılmalıdır ve şey yapılmalıdır. Yani test edilmelidir. Öyle her kilo vermek isteyen aslında kilo vermek zorunda değildir. Gereksiz bir işlemle uğraşıyor demektir sevgili izleyiciler. Dolayısıyla herkesin sindirim sistemi kendine adını verdiğim kitabımı okuduysanız orada herkes kendi sindirim sistemine uyan şekilde beslenip kilosunu sabitlediği anda ondan sonra aynı sistemde yemeye devam etmelidir. Pek çok arkadaşımız mesela gidiyor bir giyim mağazasına, oradan şey yapıyor, bir tane pantolon veya gömlek neyse bir şey beğeniyor. Sonra kabinde şimdi bu sıcakta kim giyip çıkaracak falan diye ona üşendiği için eve geliyor. Bir bakıyor küçük. Bu sefer kilo vermeye çalışıyor. Kardeşim, kilo vermeye çalışana ya onu götür değiştir, bir beden büyüğünü al. Ya da alma yani, böyle saçma şey için kilo verilir mi? Evet. Yani bir sonrakinde ya yanlışlıkla bir büyüğünü almış olsan bu sefer yiyecek misin? Çünkü hazır giyim denen şey de zırvalığın önde gidenidir. Yani ya biz bunu aynı şekilde şeyden çıkartalım, üretim tezgahından çıkartalım, işimiz kolaylaşsın, maliyet düşsün diye düşünenler insanları aynı kiloda, aynı boyda tiplere sokmaya çalışmaktadırlar. Oysa ki öyle değildir. Gerçekte maalesef terziliği yok etmişlerdir işte. Gerçekte 40 beden giyen iki ayrı kişiye rastlanmaz sevgili izleyiciler. Mutlaka küsuratlarda birbirlerinden farkları vardır. Her insan kendi bedenindedir. Herkesin kanı da kendi damarlarında akar. Evet. Yine bir diğer çok sorulan soru. Diyet yaparken yüzümden kilo vermek istemiyorum. Ne yapmalıyız? Başkasının yüzünden kilo verin. Bir dayak mesela iyi gelir. Ya da senin yüzünden kilo veriyorum. Şey, bana yedirmiyorsun bir şey ki bu evlerde çok sık kullanılmış. Hayır, bu akşam sadece bunu yiyeceksin. Niye ya? Evet. Yani bazı dostlarımız evet. Yani burada bir de şunu da tam literally olarak da anlayabiliriz. Kendi yüzünün küçülmesini istemiyor fakat vücudunun diğer bölümlerinin küçülmesini istiyor. Yani nasıl bir şeyse. Mesela bu elim büyük kalsın ama diğerleri zayıflasın. Yani sağ elimi çok kullanıyorum. Onun sol elimden çok daha büyük olmasını istiyorum. Handball oynayın. Mesela. Ya mesela zaten yüzümden kilo vermek. Şimdi her bünye belirli yerlerden önce kilo verir. Bu sizin bulmanız gereken bir şeydir. Mesela ben önce yüzüme kilo alırım. Daha sonra aşağı doğru devam eder. Çünkü neden? Yediğim yemekte burada önce biz bir burada duralım diyerekten burada dururlar. Daha sonrası aşağı. Kimisi de sindirme önce burada başlıyor. Evet. Dolayısıyla siz kendi sisteminizi çözdükten sonra ben önce yüzümden kilo vermek istiyorum. Sistemin öyleyse öyle. Yok, yüzün 4. sırada kilo alıyorsa yiyeceksin. 4. sırada kilo alma yerine göre hesabını yapıp ona göre yemeği azaltacaksın. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Mesela Cenk amcanın söylediği gibi yiyecekler önce burada takılmasınlar diye hızlı bir anda hemen yutmaya, çiğnemeden yutup ve üzerine de bol bol su içip bir an evvel mideye ve bağırsaklara inmesini sağlarsanız o zaman aşağıdan yukarıya kilo alma dediğimiz sisteme gark olacaksınızdır. Ama tabii siz kilo vermeyi sordunuz değil mi? Ha tamam. Egzersiz yapmam şart mıdır? Hayır. Değildir. Zaten delikanlı adamın egzersiz yaptığı görülmemiştir. Aynı hareketi üst üste 3 kere tekrarlamak bile spora girdiği için bir delikanlı asla aynı şeyi üst üste 3 kere aynı hareketi yapmayacaktır sevgili izleyiciler. Bu egzersizlerce zaten ben ne yapayım şimdi, ne satsam da para kazansam falan diye düşünen dostlarımızın uydurduğu çeşit komikliklerden oluşmaktadır. Dolayısıyla egzersiz illaki yapacaksanız gidin bakkaldan bir şeyler alın. Daha uzaktaki bakkaldan bir şeyler alın gelin. Yani egzersiz biraz işe yarayan bir şey olmalıdır. Bir yerden bir yere bir şey taşıyın. Öyle olur ama boşuna yaptığımız hareketlerle egzersiz olmaz. Ayrıca sabah koşusu, sabah yürüyüşü falan dediğimiz şeylerde fazladan oksijen almamızı gerektirdiği için başkalarının oksijen hakkına gireriz ki bu da diğer insanların nefessiz kalmalarına sebebiyet verir. Çok dikkatli olmalıyız. Ekmek yemiyorum, daha kolay kilo verir miyim? Hayır. Hayır, vermezsin. Ekmek yemiyorsan daha
kötü beslenmiş oluyor. Yani lezzet almasın, doymazsın, daha çok kilo verirsin. Daha çok kilo alırsın. Evet, yani yarım ekmek arası dönerle normal döner yemek arasında dağlar kadar fark vardır. O yüzden normal döner de değil, ekmeksiz döner yani. Öyle yani, böyle tabii yenmeyeceğine evet, göre. Evet, yani yarım ekmek arasına 250 gram döner koyup yiyorsanız, ekmeksiz yediğiniz zaman 750 gram 1 kiloya yakın et yiyeceksinizdir. Bu da sizi daha fazla şişmanlatacaktır. Evet, ayrıca ben diyetteyim, o yüzden sadece günde 2 kilo salata yiyorum diyen insanları da maalesef 30 senedir söylüyoruz. Hala aynı şekilde günde 5 kilo salata yiyorlar. Yani üstelik ekmek yemediğiniz zaman hayatınızdan çıkaracağınız şeyleri şöyle bir düşünürseniz, tost, sandviç, efendime söyleyeyim işte üzerine bir şeyler sürülmüş ekme dostlarımız. Bunlar hayatımızın tuzu biberi ve olmazsa olmazlarıdır. Nefes bakın, almayın daha iyi. Hayatımızın tuzu biberi derken bile yine bir yemekli bir şeyden bahsediyoruz. Tabii ki ağız tadı dediğimiz bir şey var. Neden en az 6, ha bu arada ekmek hususunda da şimdi yok ekşi mayalı ekmek, yok kara buğdaylı ekmek, ekmek dediğin ekmektir. Yani bir şeyin yanına katıktır. Neden? Çünkü eğer ne bileyim 2 kişilik köfte yapacak kadar kıymanız yoksa bunu neyle kapatacaksınız? Ekmekle kapatacaksınız, yoksa aç mı duracaksınız? Yani bir pastaneye ya da bir fırına girdiğinizde 2 ekmek alacağım dediğinizde size verilen şeydir ekmek sevgili izleyiciler. Eğer bu şeyi söylediğinizde, bu sözü söylediğinizde karşınızdaki hangisinden vereyim diyorsa oradan uzaklaşın sevgili izleyiciler. Ha ama şöyle bir de durum var tabii mesela. Şimdi bazı şeylerde çeşni iyidir. Yani ekmek çeşnisi fark etmez çünkü o katık. Ama diyelim ki bir bulgur pilavı. Bulgur pilavının doğrusu bol salçalı ve kırmızı renkte olmalı. Bol salçalı, soğanlı, biberli falanlı filanlı. Eğer bulgur pilavı yerine hafif rengi sararmaya başlamış garip bir şey bulgur veriyorlar size. Bak bu tok tutar hem de falan diye. Geçiniz, siz normal o salçalı olandan yiyiniz. Geçiniz, zaten hani öyle olsaydı yıllardır kadın günlerinde yenilen kısırların bir etkisi olurdu. Halbuki yine kilolar, yine kilolar değil mi Cenk'ciğim? Evet, bu bugün altın günümüzde sadece salata yiyeceğiz. Oldu, 27 bin kilo salata tüketin. Evet. Şimdi biraz tuhaf bir soru daha var. Neden en az 6 öğün beslenmeliyim? Yani neden en az 46 öğün beslenmeliyim diye de sorarsın. Bu da yemek sektörünün bir başka aldatmacası. Çünkü şimdi bir yemek başladı, yani öğün başladığı anda insanda aklına, yani normalde iş düşünüyorsunuz, yemek. Bu öğün başladığı zaman onu kısa kesmek gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden 6 öğün falan diyenler sadece size yemek satmak istiyorlar. En ideal öğün sayısı 2'dir. 2. Sabah bir parça yersiniz, akşam yatmadan önce yer yatarsınız. Geri kalanı vücut sizi uyurken halleder. Evet yani çünkü yer yatarsınızı ben bilerek söyledim. Çünkü biliyorsunuz bazı dostlarımız yemek yedikten sonra akşam ay şunları eritelim. Eriteceksin, niye yedin? Ayrıca yemek yediğiniz zaman sevgili izleyiciler kanımız sevgili midemize inerek orada uluklu falan gibisinden sindirim hareketlerini başlatır. Siz yürümeye başladığınızda yani oksijen ve kan mideye gitmesi gereken oksijen ve kan başka uzuvlarınıza gideceğinden 50 saat onu sindiremezsiniz. Ondan sonra gece uyuyamıyorum. Tabii uyuyamazsın. Günlük sıvı tüketimim ne kadar olmalı? Bu çok sık sorulan bir soru ve cevabı da yine o kadar basit. Nedir? Vücudumuzun %70'i su, %30'u katı. Yani şöyle diyelim. 70'i sıvı, 30'u katı diye düşünelim. Hadi bu 60'a 40 da olabilir. Bu da kabul edilebilir. Dolayısıyla yediğimiz yemek ve içtiğimiz sıvı da bu oranda olmalı. Yani eğer 6 bardak su içiyorsak 4 tabak yemek yemeliyiz. Yok, 7 bardak su içiyorsak oral 3 tabak yemek yemeliyiz. Tabii burada sıvı tüketmekten bahsedilmiş. Yani günlük sıvı tüketimim ne kadar olmalıdır? Burada herhalde terlemekten bahsediyor. Çünkü insan başka da sıvı tüketir. Yani siz vücudunuzdaki sıvıyı terleyerek dışarı atarsınız. Hayır, şimdi 70'e sıvı olduğu için onu geri almak zorunda. Onu evet. Nereden atıyor? Terleyerek atıyor. Hayır, onun bu dışında soruya işte tükürmeyi falan saymıyoruz. O çok fazla değil. Bir de bu soruya genelde günde ne kadar sıvı tüketmeliyim? Ha, günde en az 10 litre su içmelisin. Tüketmeliyim diyor yani. Bunu dışarıya atacağım. Suyu içersem vücudumu alır mı? Yanlış cevap veriliyor. Yani diyetisyen dostlarımı ve arkada meslektaşlarımızı uyarıyorum. Zayıflama ilaçları kullanmam gerekiyor mu? Yok, daha neler. Zayıflama ilacı da nedir? Zaten ilaç kullanmayın, bu bir. İki, zayıflama ilacı dediğiniz şey, eğer illaki ben zayıflama ilacı diyorsanız oturun bir tane kuzu tandır yiyin. Bakın 2 gün yemek yiyor musunuz? O size ideal zayıflama evet, ilacı, mesela, hem de lezzetli. Mesela bir antrikotu siz zayıflama ilacı olarak isimlendirirseniz her gün bir zayıflama ilacı tükettiğiniz zaman hem mutlu olacaksınızdır hem de ilaç niyetine gıda almış olacaksınızdır. Üstelik zayıflama ilaçları kadar işe yarayacaktır. Hatta belki daha çok işe yarayacaktır. Evet.
Evet, bu 6 soru şimdiki bize. Şimdilik böyle, bizde tabii eklediklerimiz falan da oldu. Başka yine sorularınız olursa bizlere, diyet ve beslenme uzmanlarına ne sormanız gerektiğini sorarsanız onları da yine cevaplarız. Bu arada sizin uzmanlığınız nereden filan çıkıyor diyenler olabilir. Biz bakın bunca senedir doğduğumuzdan beri yiyoruz sevgilinizdir. Her bir şeyi yiyoruz ve her biri konusunda da gayet inanılmaz bilgilere sahibiz. Henüz herhangi bir doktor bize aman asla şunları yeme falan diyemedi. Zaten diyemez de hele bu videoyu seyreden bir doktorun karşımıza geçip de buna cesaret edebileceğini hiç düşünemiyorum. Zaten diyemediği için onlara diyetisyen diyoruz. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.